Önce Riley'i seçebilirler ama ikinci seçimde seçeneler kemiğiyle açık. Kemiğiyle aldılar direkt. Çünkü geçen Yama'da dokunulmayan şampiyonlardan birisi Kamil Fury'e dokunuldu. Garen'e dokunuldu. Fury yine alır büyük ihtimalle Regnum Kare. Ben böyle bir Darius, Garen, Fiora, Varus set açık aslında. Set de açık bak set. Doğru diyorsun. Set bir önceki, yani Regnum'un bir önceki yasaklamalarından bir tanesiydi aslında. Darius geldi. Geçiyor ikinci. Ama Kamil'e karşı iyi bir seçim gerçi de. Kamile karşı, evet, Kamile karşı Darius. Geliyor üzerine Set. Şu anda çok kuvvetli bir yarı tank, yarı dövüşçü ikili tercih etti Regnum Karya. Dövüşçü şeyini doldurdular bence. Yeterli iki dövüşçü yani Darius ve Set. Bir tane daha gelmez herhalde, değil mi? Büyük ihtimalle bir tane daha gelecek ama hani yeterli de öyle diyelim. Yani daha iyi. Galio da çık bak. Galio'yu aldılar. Galio Kamil yaptılar hem de. Oo evet. Ve şey de yasaklı. Morgana da yasaklı. Hani Kamigalio'yu Yuna nasıl Yuna. durdurursunuz? En azından birine... Oo. Oo evet. Şimdi Nakres bunlardan hangisini oynayacak? Onu merak ediyorum. O istediğini oynasın ya. Bu üçlü çok güçlü yani. Nasıl bu üçlü aynı takımda oldu? Biz de anlamadık. Şimdi tabii şey lazım. Artık uzaktan hasar verecek bir şey lazım. Ön saflar belli çünkü. 3 tane çok kuvvetli ön saf şampiyonu Büyü gücü Brand tercih falan kaldı ettiler. herhalde eğer Mantıklı saldırdığını. olabilir. Ahri geldi onun yerine. Dedik orta koridor Ahri'yi aldılar. Büyük ihtimalle fena değildir Ahri de. Bu arada Galio da süzleştirme aldı. Eğer orta koridorda yetenek gücü kasmıyorsanız hasarı bayağı düştü. Yetenek gücü oranı arttı ama hasarı çok düştü mesela. O da belki hani destekli oynanmasını zorlaştıran bir unsurlardan birisi. Belki ortada Nakles'in oynadığını bile görebiliriz. Ama Ahri iyi bir seçim onlara karşı diye biliyorum ben de. Vayne. Vayne evet. Yani o kuvvetli ön taraflarda duracak kuvvetli dövüşçüler erimesin diye Vayne'i gönderdi Ben Regnum olsam Karya. Brand yasaklarım direkt ya galiba. Brand yasaklayıp Varus almak isterdim. Veya Brand alıp ulti, ilk seçimden Brand alırlar mı ya acaba? Sanmıyorum. Bence kalsa Brand'i kesin gidecekler açık kalırsa gibi geliyor bana ya. Çünkü kendileri mi istiyor Brand'i? İre, bu arada daha da Öyle. dövüşçü gelebileceğini düşünüyorlar. İre'yle yasakladı Regnum Karya. Ya Brand olabilir evet. En azından ön taraflarda duran Darius'la setin canını bayağı bir yakar. Parlaya yetenek gücü lazım bir tane. Evet. Katsen'in daha önce oynadığını da gördük. İyi de oynadığını gördük. Bunu yasaklaması geçen oyunda da gelmişti bu arada. Bir Nunu daha geldi. Parladan. Burada sen olsan ne alırdın ya? Brand veya Varus? Varus ya şimdi öndekileri eritecek bir şey lazım. Brand Varus falan mantıklı direkt hem kendi düşecek. pasifi sayesinde hem kastı eşyalar sayesinde. Ya ultisini basıp düşer Brand. İşini yapar en azından. Zaya geldi herhalde düşmek istemiyor. Ultisi en iyi ulti. Ya bu en defansif olarak alabileceği en iyi saldırı gücü herhalde Zaya'dı. Tek yaşayabilecek şampiyon burada. Çünkü öbür şampiyonların yaşayabileceğini sanmıyorum ben. Kamil Galio kombosundan çıkabilecek herhangi bir şampiyon yok zaten. Zaya ama onlardan birisi. Ultisiyle eğer Kamil'in ultisinden bile direkt çıkabilir, dodge'layabilir veya. Fena değil aslında düşününce. Ve Diana. Yetenek gücünü Diana'dan aldılar tamam. Peki bir de dövüşçü üzerine Senna. Şimdi hasar sıkıntısı herhalde Yok. yaşamazlar. Yani Fiora Camille var ama birine yetişmekte sıkıntı yaşayabilir ya bu komp. Bence Olur da bir şekilde ne bileyim Camille bulamazsa o kanca atışını üzerine Galio Diana yani mesafesini korursa Ahri'yle Zaya bilmiyorum ya 4 tane yakın dövüşçü üzerine Senna mesafe kapatabiliyorlar ama riskli gibi. Lee Sin çok iyi oldu bence. Lee Sin güzel erken safhada baya
bir şeyler alması lazım. Ya Zaya'nın tüyleri etrafında, Zaya'nın tüylerine çok şey düşüyor bu oyun ya. Ben öyle diyeyim. Bir de daha üst alacak mı almayacak mı? Onun haricinde ben Farlan'ın komposunu sevdim bu arada ya ben bayağı. Direkt bam güm Evet. saldırılarak saldıralım diyorsun, saldırıyorsun dümdüz. Arkadan da sana ultisinden geliyor, kalkan geliyor. Sürekli iyileştirme basıyor. Wild Rift'te de iş yapar yani bu tarz bir komp. Evet Şimdi mesela bence. LoL'de böyle bir şey kurulsa eleştirirdik yani. Bence haklı olarak da eleştirirdik. Çünkü var, eksikleri var yani kompun. Valla Bakalım. neler olacak ben merak. Karya'nın başarılı olmak istiyorlarsa. Ya ben seti de çok zaten çok sevdiğim bir en sevdiğim şampiyonlardan Wild set. O da güzel yani sersemletme falan atarsa çok sıkıntı ya valla. Çok tehlikeli şampiyonlar var oyunda. Ama ben Parla'nın daha çok beğendim. Sen kimin kompozisyonu daha çok beğendin Ya yine Wild Parla'nınkini daha çok beğendim. Regnum Kari tam şimdi Parla'nınkini değerlendirdim. İşte dedim hani çok fazla yakın dövüşçü var, ne yaparlar ne derler falan, ama diğer tarafa bakıyorum. Diğer tarafta da kopuk bir komp var aslında. Aynen. Ama şey, böyle Lee Sin ağrı düşününce 2-2'leri çok güçlü gibi gelmiyor mu ya? Evet. Öyle öyle. Yani oyunun erken aşamalarında güçlü olması lazım bence Regnum Aynen. Karya'nın. Ya yani bir yandan da işte öndeki Diana'yı, Galio'yu, ne bileyim, Camille'i uzaklaştırabilecek bir set var, Lee Sin var. Ya Parla gözünü kapatıp oynayacak. Regnum Karya böyle ince ince düşünüp yanıt vermeye çalışacak bir şekilde. Zor yani. Regnum kompunu oynaması bence daha zor. Tyrex W'siyle yavaş yavaş dürtüyor. Orta koridorda. Yani Diana gayet rahat, keyfi yerinde. Bu da yengeçler değişilecek. Fiora'yı ormana gönderme kararı almıştı. Parla az önceki maç Cyrex oynuyordu Fiora'yı. Ya kazandılar ama aşırı başarılı bir performans, Fiora performansı değildi. Haritada çok defa tek başına yakalandığını görmüştük. Yalnız Şimdi Gacha'nın üzerine sıçrası doğru var ama. gidiyorlar. Gacha'nın sıçrası var. Kullanmak zorunda kaldı o sıçrayı. Evet. Kalpçe de geldi. Guise de Gayse de yaklaşıyor. geldi. Bir şey yok. Çıkmaz ama buradan ya. Benim kari vermedi sürece. Normal hayatlarına devam edecekler. Tek Gacha'nın sıçrası gitti. O da eğer sıçrası gelmeden bir savaş falan çıkarsa dezavantajlı durumda olacak bayağı. Bu aşağıda yalnız küçük bir dondurdular. Bu dondurma bir şeyler kaybettirtebilir Raygun Kare'ye. Güzel bir hamle. Bunu çok takımların yaptığını görmüyoruz ya. Yani LoL'den bildiğimiz basit mekanikleri takımlar her zaman uygulamıyorlar. Valorant'ta. Genelde yani bir takım minyon mu gördü? İttiriyor. Dümdüz. Bu da Gacha'yı gördüler bu arada. O da gelmişti zaten. Minyon dalgası kötü durumda olduğu için. Henüz bir skor sesi yok. Tabi Ejder etrafında işler değişebilir. Kısa bir süre sonra Ejder vadiye inecek. Fiora bir seviye üstü şu anda. Yukarıda da Camille ile Darius'un kapışması devam ediyor ama Galio, pardon, Darius ufak bir şey yakalamış. Minyon üstünlüğü yakalamış. Belli yani altında az da olsa önde vaziyette. Orada minyonları Galio alıyor. Hani Senna destek gibi aslında şu anda. Evet, destek sen oynuyorlar şu anda. Cyrex ile Sezo arasında ufak çaplı bir kapışma. Ve dağ ejderi de vadiye indi. Bakıyorum herkese. Herkesin ultisi mevcut şu anda. Yani burada çok net bir savaş kopabilir.
Canın sıçrası geliyor bu arada iki saniye. Bu arada Bambi'yi yakalamış olabilirler burada. Şöyle bir yanına çekti set onu. Yampiri kimde kalacak? Alamadı. Bambi de alamadı mı? Aldı Bambi galiba. Kaldı aldı yani. Aldı. Aynen Bambi de kaldı. Ben şey... Ben de Zenot'a gitti geldi. Sandım ama bu arada yakalamayı başarırlar. Ön tarafta Senna ayartan öpücüğe yakalanıyor. Fena olmayan bir tekme ama istediği açıyı bir türlü bulamadı şimdi. Tutacak kullanılıyor. Güzel bir ulti. Üzerine Galio 4 kişi havaya savurdu. Ama yeterli hasar var mı Arlo oyuncularında? Şimdi içeri girdi Nakres. Bir skor bulmayı başardı. 2'de 2 yapıyor. Bambi son hasar gelecek mi? Ve Bambi'den son hasar da çıkacak. Ya. O da 2'de 2 yaptı. Ve katliam geliyor 5. dakikada. Cyrex daha buraya gelmemişti bile. Yalnız 4'e 5'lik katliam çıktı. Nakres'ten çok güzel bir ulti. 4 kişi çarptı. Knight orada ultiyle dışarı atmaya çalıştı. Ya burada Senna da düştü. 3'e 5 burası. Evet. Şu Diana yani ultisine bakar mısın? Komboyu çok iyi kullandılar ya. Galio Diana ultisi isabet ediyor. 4 kişiye 5 kişiye Galio ultisi 4 kişiye isabet ediyor. Evet. Burada son anda Senna'nın ultisi de geliyor. Bambi'yi kurtarıyor. Bambi de düşecekti büyük ihtimalle. Çok önemli bir takım savaşıydı ya. Aslında Regnum Kari için güzel gözüküyordu. Galio'yu kovalamasal orada. Galio o kadar güzel bir sıçra attı ki Lee Sin'in sıçra ulti atacağını tahmin edip. Boşa gitmiş oldu Gacha'nın ultisi. Yani Galio, Diana, Fiora üçlüsü 3'e 5 yaptı diyebiliriz herhalde ya. Aynen ya, yani o komboyu hakikaten müthiş kullandılar. Yalnız aşağıda savaşı istiyorlar yine. Savaşı istiyorlar ama üst tarafta alamet almaya çalışan birisi vardı. Yine de umurunda değil. Parla burada da bir savaş kazanıyor. 2'de 2 yapmayı başardılar. Kule altına girecekler mi? Orada Nakres'in Q'su ıskaladı. Ya yine ejderi verdiler ama yine 2'ye 1. 6 farkı bayağı açıldı. Ortadan da kuleye aldılar. Skaldı şu an oyun. Oyun bayağı açıldı girdi. Evet. Yani bir öncekine kıyasla çok daha tek taraflı olma yönünde ilerliyor şimdilik. Ya bir savaştı direkt oyunu yani tüm şeyini eline geçirdi Parla ve buradan sonra da Parla'yı durdurmamız çok zor çünkü. Evet evet. Çok nadir hata yapan bir takım ve işler onların istedikleri gibi gittiğinde kar topunu çok iyi kullanan bir takım. Regnum Kari'nin işi bayağı zor buradan sonra. Ekibini hataya zorlamaları lazım şu an. Bir yerlerde yakalamaları lazım. Belki şu anda Ahri birazcık güçlü gibi. Ahri de bir şeyler deneyebilirler. Yakalamayı deneyebilirler. Ya orta kule de çok önemli bir kule. Bunu düşürmeleri bütün haritaya... Burada yine bir savaş çıkıyor. İçeri girdiler. Set ultisini kullandı. Guys yine aynı şekilde 4 kişinin arasında şu anda. Ama Fiora burada skoru bulan ilk kişi oluyor. Arka tarafta Zayn'ın hasarı, Ahri'nin hasarı bir türlü yetmiyor. Regnum Kari yani fena da girmiyorlar savaşa ama şey çıkmıyor, hasar çıkmıyor bir türlü ellerinden. Şu an çok fazla eşya farkı var ya. De yani evet. Guys öyle çok fena. Yani kitle kontrol gülüyor, hasar vuruyor. Diana zaten olmuş iki eşya. Durdurmak çok zor şu anda Parlay'ı. Aynen öyle. Ve Cyrex sezonun üzerinde şu anda. Bakalım bu 1v1 kapışma devam edecek mi acaba? İki oyuncunun da sihirdar büyüleri duruyor. İkisinde de bu arada bariyer tercihi var. No bu Cyrex. Arada şeyi ıskaladı. Vurmadı yani. Araba minyonunu alamadı. Döner baltı ıskaladığı için Cyrex belki deneyebilir Sezo'yu. Şimdi tutacak geliyor. Döner baltı da isabet etti. Ve Cyrex acaba yemlenecek mi? Bu soruyu daha önce de sormuştuk aslında önceki maçta. Hep yanıt evetti. Yemlenmişti. Şu anda denemesine hiç gerek yok ama ya. Rakibi görmezken, takımı da bu kadar çok kazanıyorken. Yani rakibinin bir yerlerde... hamle denemesi lazım. O kişinin kendisi olacağını hani düşünüp bilmesi lazım ki öyle de oynuyor. Yani çok fazla şey vermiyor. Küçük takaslar yapıyor. Orada ulti kullanıldı. Gacha da buraya yetişecek. Senna ultisi kullanılıyor ama Cyrex orada skoru buldu.
Yemlenen bu sefer yemledi rakibini ve Gaçey'i de düşürüyor Parla. Çok güzel yetiştiler takım arkadaşlarının yardımına. Parla bence biliyordu bunun olacağını ya. Orada deneyeceklerini tahmin ettiler. Hani Galio da yaklaştı. Cyrex de girmek için zaten zaman kolluyordu direkt. Evet. Darsuncan'ı çok azdı. Burada yalnız... Yine ufak çaplı bir savaş diyebiliriz. 3'e 1 pozisyonda Nakres'i düşürmeyi başardı Regnum Kar'ya. Yine de durum 10'a 4. Altın farkı da yani 7000 civarına geldi. Çok öndüler gerçi. Nakres ne yapıyor orada? Yani tek başına acaba onu bilmiyorum tam. Şımardı diyebiliriz herhalde. Ufak çaplı. Az bir ufak, şey. Ufak şımarmalar olabilir bu kadar öndekin herhalde. Tabii. O da Zenoto gitti. Ama keşi aldı Zenoto bunun sayesinde ama ya. Wild Rift'te de şey olsa keşke ya. Eğri Zaya. Şeyleri tüyleri çok vuruyor ya çünkü. Aynen. Burada bir de tüyleri çok daralan olduğu için bir çekse herkes de karşıda çok fazla yakından vuran şampiyon var. Öyle bir eşya seçimi mümkün olsa çok hoş olabilir. Oynaması da çok eğlenceli ya. Aynen. O Zaya'yı. Zaya da mı vurdu mu can yakacak gibi duruyor ya şu anda. Tabii tabii eşyaları falan bayağı kuvvetli. Şimdi Bambi ultisini kullandı. Direkt Knight'ın üzerine oynamaya devam ediyor. Sıçrasını da kullandı. Ultiyi tetikleyecek. Sen ultisi geliyor arka taraftan. Fiora'yı desteklemek güzel. İçin. İki kişi havaya savruldu. Katse de hasar desteğinde bulunuyor. Dayana girdi içeri ve 2'de 2 yapmayı başardı. Müthiş bir ultiyle birlikte. Arkada Zenot tek başına. Zenot'u düşürecekler. Sırada Sezo var. Sezo tek başına 4 kişiyle 5 kişiyle mücadele ediyor. Ultisi isabet etti belki. Ama yeterli değil. Gacha yalpalıya yalpalıya üstün yolunu tutuyor. Hayatta kalan tek oyuncu takım adına. Yani Nakres orta aslında savaş bitti gibiydi. Nakres bizden öyle bir yerden gelip girdi ki 2'deki adam Zonya'yı da çok güzel bastı. Evet. 3-4 skor çıktı o da toplamda. Herod'u da aldılar. 10.000 para farkı var şu anda. Çok çok zor Ögüm Karya'nın oyuna dönmesi. Sıçrası var. Bir şey olmaz bence ama. O nasıl bir sıraydı? Çok yine Cyrex. Cyrex ve 1-3 pozisyonda kalmalar. Artık alıştığımız bir senaryo. Cyrex Ahri'nin ayartmasına bir sıçra attı ama biraz agresif sıçra ama yine de dojdu da mı biraz fazla agresifti sanki. Hı. Direkt aşağı doğru sıçratsa önce kaçabilirdi gibi geldi buna ya. Gerçi Ahri kovalardı Lee'sinle birlikte. Zor tabii de. Biraz fazla kaldı orada Cyrex. Guys içeri giriyor Senna ulti ile birlikte. Çok temiz bir skor alacak rakibinin kullandığı kronometreden hemen sonra. Hatta da Knight'ın üzerine oynamaya çalışıyor ama yeterli değil. Şimdi bu tarafa baktığımızda Nakres ve Bambi'nin yine ejderi aldığını görebiliyoruz. Seride aldıkları galiba ilk ejder bu Parla için. Doğru diyorsun galiba. Olabilir. Geçen oyunda ben aldıklarını hatırlamıyorum. Evet evet. O üçüncüyü de şey almıştı. Evet. Regnum almıştı. Baron'da bir savaş oldu. Onu kazanıp zaten oyunu bitirmişti Parla. 13. dakikada da 10.000 altın öndeler. Eşyalara bakıyorum. Nakres çok iyi durumda. Mahvolmuş artı ilaç sindiren bitirmiş. Hem Cyrex hem Bambi. Galio da bu arada. Galio'nun eşyalara baksana. Çok fena. Ya 3 eşya oldu. Dayanadı 3 eşya. Çok güçlüler. Yani ikisi de bir de alan vurdukları için hani birinden birisi bir ultisini tutursa rakip zaten bu kadar önde oldukları için yarı cana düşüyor. Kemil var. Sena ultisi var. Fiora var. Rahat toplayacaklar evet. Bunlar da. Biz çok güzel rakibi görmediği için geride bekledi. Üstten kuleyi aldılar Parla. Çok kolay şekilde. 12.000 para farkı oldu. Hem orta koridordan hem alt koridordan baskıyı sürdürmeye devam ediyorlar. Alamet'in gözü de alt koridorda aktifleştirildi. Şimdi Regnum Karya'dan 4 oyuncu buraya geldiği için diğer koridorların girerler. Başı derde girebilir.
Kulaltı deneyecekler mi? Şimdilik hayır. Üst koridora da çünkü Kamil yöneliyor. Arla Esports tarafında. Ve sar vermeye devam ediyorlar. Gali ultisi 2 kişiyi 3 kişi havaya savuracak. Sena'dan da müthiş bir destek geldi. Arka arkaya skorları bulmaya devam ediyorlar. Bambi artık üstün içinde. Üstten hasar yiyor şu anda. Güzel bir karşı hamle ama sonrasında Q'sunu hamlesini kullanamadı bir türlü. Yalnız Parla'nın çok da istediği gibi bitmedi sanki bu takım savaşı ama pardon üst koridorda da zaten Cyrex varmış. Onun da yardımıyla birlikte bir kule daha istiyorlar. O kuleyi alamasa da üstün kapılarını ardına kadar açtı. Parla Esports. Güzel ya bence. Bir kule aldılar ortadan. Üst alt bayağı yarı cana kadar düştü. Hı-hı. Şimdi belki Nashor alabilirler. Da Cyrex düşmedi ya. Çok az canla kaçtı. Evet. Kasya'nın attığı kalkan sayesinde. Bambi'nin girmesi de gerekiyordu orada bence. Darius'a dönse çok daha güzel olabilirdi orada. Hani. Son Q elinden çıksa belki ama yani büyük bir ihtimalle zaten üstün dibinde olduğu için ölecekti orada. İşte üstüne gitmesi lazımdı bence. O Lee'sine devam etmesine hiç gerek yok evet. Bence. Evet, burada Diana dördüncü eşyasını da bitirdi. Artık dördüncü falan inanılmaz güçlü ya Diana. Bir güzel ulti atarsın Akres. Eyvah eyvah. Bambi'yi yakalayacaklar mı? Bambi'yi evet yakalamayı başarırlar. Bambi'den kronometre geliyor ama yeterli mi emin değilim. Ultisini de kullandı. Senna'nın ultisi yetmedi ama Galio kendi ultisiyle kahraman dalışıyla 4 kişi havaya savurdu. Arka tarafı da Nakres tertemiz yapacak. Şimdi Kamil de geldi buraya ve teker teker Regnum Kari oyuncularını düşürüyorlar. Ve Parla Esports 16. dakikada galip gelecek. Yani Bambi'yi düşürdüler ama Galio o kadar güçlü ki. 3 kişiye W attı, 4 kişi ulti bastı galiba yine takım savaşında, ilk takım savaşında da aynı şey olmuştu. Hadi Hetse'yi de çağıralım, o da bizleri bekliyor. MVP guys. MVP guys. Guys, bence MVP guys, öyle söyleyeyim yani. Saygı duyuyorum sadece. Hiç iyi.